2020 yılına ait bu sene Britanya Spor Hekimliği dergisinde yayınlanmış UEFA'nın uzmanlar grubu, eksper grubu bildirgesinin üçüncüsünden bahsetmek istiyorum size. Antrenman günü ve maç günü beslenme önerileriydi diğer ikisi. Bu da göz ardı edilen başka önemli bir konu dinlenme. Eğer dinlenme sporcunun yeterince kafa yormadığı ve bunun için de stratejiler geliştirmediği bir alan ise toparlanma daha az oluyor. Ve çok iyi biliyoruz ki dinlenmenin az olduğu sporcularda sakatlanma oranı daha yüksek. UEFA'nın bu konuda 8 önerisi var. Öncelikle esansiyel yani vücudun yapamadığı önemli vitaminler mesela A, D, E ve B12 vitamini ve buna benzer önemli mineraller daha önce de bahsettiğimiz gibi demir, selenyum, çinko gibi vitaminlerin yetersiz alınması bağışıklık sistemini yetersiz ve zayıf kalacaktır. Bu maddelerin, bu zayıflık ve yetersizlik bu maddelerin alınmasıyla normale gelecektir. Bundan dolayı bunları ek olarak sporcunun alması gerekli olabilir. Bunu sağlık ekibine ya da çalıştığı beslenme uzmanına sorması gerekir. Vücut bileşimi 2 numara yani kas, yağ ve su oranı biliyorsunuz kemik ağırlığı neredeyse herkeste aynı. Ondan dolayı diğer değişenler, değişkenler su, yağ oranı ve kas oranı. Bu yağsız vücut kitlesi veya yağ oranı yüzdesi açısından herkese uyabilecek öneriler maalesef mevcut değil. Bizim Türkiye'de yıllardan beri kemik yoğunluk ölçümünde yaygın olarak kullandığımız DEXA yöntemi vücut bileşimi yani su özellikle de kas ve yağ oranı açısından en iyi, en güvenilir yöntemdir. Biz de kliniğimizde bu konuda sporcularda ölçüm yapmamız gerektiğinde DEXA ölçümü yaptırıyoruz. Bu akılda tutulması gerekir. UEFA'nın bunu hatırlatmasının sebebi diğer yöntemlere üstünlüğüdür. Yani elektroimpedans ya da cilt altı yağ oranının ölçülmesi cilt kıvrımına göre daha üstün bir yöntem. Antropometri de güvenilir, pratik ve her yerde ulaşılabilir bir alternatif bir yöntemdir. Yani bu cilt altı yağ oranı aslında cilt kıvrımı karın kalınlığı ölçülerek yağ oranının belirlenmesi. Bu konuda bunu yapan kişilerin eğitim almış olması gerekir. Çünkü belirli yerlerde belirli sayıda cilt kıvrımı ölçümü yapılması gerekir ve bunlar doğru olması lazım. Kendine göre yöntemi ve yerleştirme biçimi var aletin. Üçüncü UEFA önerisi stresli ortamlarla alakalı. Bunlardan biri sıcak stresini engellemek için sıcak hava, sıcak iklimde antrenman yapmak. Burada hem sıvı hem de karbonhidratın yerine konması amacıyla daha yoğun karbonhidratlar, solüsyonlar, sıvılar ya da katı karbonhidrat yerine 100 mililitresinde 2 ila 6 gram karbonhidrat bulunan spor içeceklerinin alınması öneriliyor. Isınmadan sonra, ısınmayı atlattıktan sonra sporcunun özellikle ilk yarıdan sonra karbonhidrat alımını yaklaşık 20 ila 50 gram arasına düşürmesi gerekir. Ve sıvı alımına devam etmesi gerekir. Dördüncü öneri ve madde kültürel farklılıklar ve bunların diyetle alakalı, beslenmeyle alakalı göz önünde bulundurulması gerekenler. Örnekse Ramazan sırasında oyuncular bireysel olarak tek tek gözlenmeli ve antrenman yükü buna göre ayarlanmalıdır. Kişiden alınan geri bildirimlere göre ayarlanmalıdır. Bunun amacı Ramazan'da sakatlanma olasılığı ve riskini azaltmak. Ve antrenmanın günün en uygun zamanında planlanması lazım ve buna göre de beslenme stratejilerinin ayarlanması gerekir. Bu eskiden beri biliyoruz ve Ramazan'da sporla alakalı çok sayıda araştırma yapıldı. Onların sonuçlarını da biliyoruz. En iyi antrenman zamanı iftardan sonra 1,5-2 saat sonra ve özellikle yeterli sıvı alındığı bir yağ oranının da düşük olduğu bir diyetten veya iftardan sonra. 5 numaralı öneri besin ekleriyle alakalı. Eğer doping testi yapılacaksa sporcunun doping testinden pozitif çıkmaması amacıyla besin ekleri kullanılırken çok dikkatli olması gerekir. Bunları danışması gerekir. Besin ekleri güvenilir ve tercihen içeriği test edilmiş, laboratuvarda test edilmiş ve bunun raporunun mevcut olduğu markalar ve üreticilerin ürünleri kullanılması gerekir. Burada İnternette de bulunabilen mesela Britanya için Informed Sport, Almanya için
Kölner List gibi internet sitelerinden aslında hangi ürünlerin, hangi markaların güvenilir olduğu, hangilerinde olmaması gereken maddelerin bulunduğu ya da doping sayılan aslında ilaçların bulunduğu öğrenilebilir. UEFA'nın 6. önerisi sakatlanma rehabilitasyonu ile alakalı. Sakatlanmanın erken döneminde enerji dengesinin ve protein alımının, yani karbonhidrat ve protein alımının yeterli miktarda, yeterli seviyede olması konusunda dikkat edilmeli ve vitamin minerallerin eksikliğine yol açacak beslenme hataları yapılmaması gerekir. Çünkü bunlara dikkat edildiğinde doku onarımı, yeterli protein, vitamin ve mineral alımı ve yara iyileşmesinin daha hızlı olacağını biliyoruz. UEFA'nın hakemlere de önerileri var. Her hakemin kendi antrenman sistemine göre yeterli ve bilimsel beslenme düzeyi ve düzeni olması gerekir. Ve sadece maç günü bunun arttırılması lazım. Eğer yoğun antrenman dönemleri varsa ya da bunun dışında yorucu besleyi varsa beslenme buna göre arttırılmalı. Özellikle karbonhidrat ama protein ve yağ oranı da arttırılması gerekebilir. Genç oyuncularda dikkat edilmesi gereken ve unutulmaması gereken oyuncunun bir büyüme döneminde olduğu ve büyümeye devam edeceğidir. Bununla alakalı ondan dolayı büyümeyi destekleyecek ve büyüme hızının düşmesine engel olacak yeterli enerji alımı, makro ve mikro besin maddelerinin ve sıvı alımının ayarlanması gerekir. Genç sporcular, gelişme dönemindeki sporcular bu besin maddelerinin eksikliğine karşı daha hassas olacaklardır. Sadece yarışma ve antrenman günlerinde değil, her gün bunların dikkat edilmesi gerekir. Yoksa büyüme ve gelişme olması gereken düzeyden daha az olacaktır.